açtılar onun adına. Ve o enstitüde Fuat Sezgin yaklaşık 800 civarında eser yayınladı. Bir kısmı bundan doğrudan doğru kendi eseridir. Arap edebi, adab kültürü üzerine yazmış olduğu 10 ciltlik eseri çok büyük ödüller kazandı vesaire. Bir diğeri de İslam dünyasının medarı iftiharı olan temel kültür kitaplarını, yani İslam felsefesine ait, İslam coğrafyasına ait, İslam tarihine ait eserleri tıpkı basımlarını yaptı. Bazılarına indeksler ekledi, ön sözler yazdı bu şekilde. Bunlar bir faaliyet. Sezgin Hoca'nın bir diğer önemli faaliyeti, en önemlisi burasıdır. Batı'yı çok sert eleştirdi. Eleştirinin mihrakında şu vardı. Siz İslam dünyasının kaynaklarından istifade ettiniz. Birçok şeyi onlardan öğrendiniz. Ama yazıp çizdiklerinizde İslam dünyasını, İslam alimlerini görmemezlikten geldiniz. Yani biraz hırsızlık yaptınız diyordu. Bunu bizler de burada zaman zaman bazı vesilelerle söylüyoruz. Burada söylemek kolay. Bunu Almanya'da oradaki o insanların, o alimlerin arasında bunu aleni olarak söylemesi ve buna rağmen de Fuat Sezgin'in orada el üstünde tutulmuş olması çok önemli bir şey. O yüzden ben hakikaten gerek İnalcık hocamızı, oradaki uzun yıllar Chicago'da kalan ve gerçekten pek çok talebe yetiştiren, orada bir çığır açan İnalcık hocamızı ve işte Fuat Sezgin'i bu anlamda çok takdir ediyorum. Gerçekten kültürümüze, medeniyetimize bu manada büyük hizmetler etmişlerdir. Tabii Profesör İnalcık için İlber Ortaylı'nın bir sözü var. İngilizce olarak söyler. 100% Türk'tür. Yani tamamıyla yerli bir insan. Evet, Batı'yı çok iyi tanıyor. Onların şeylerini özümsemiş vesaire. Ama duruşu itibariyle, objektif bir tarihçi ama duruşu itibariyle daima öz değerlerini kaybetmemiş bir insan. Onun hasretini duymuş bir insan. Biraz önce Coşkun Hoca söyledi Süleymaniye'yi seyrederken ne hissettiğini. Ben de zaman zaman böyle konuşmalarımızda, sohbetlerimizde hep böyle değerlerimize karşı son derece saygılı, onlara karşı takdirkar bir tavır içerisinde olduğunu gördüm. Ve şuna da ben inanıyorum. Onun bu duruşu ve bu davranışı sebebiyledir ki Cenab-ı Hak ona Fatih Haziresi'nde hiç planda yok iken işte Coşkun Hoca'nın, Erhan Afyoncu'nun Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Hoca'nın vesairenin de girişimleri ile Fatih Haziresi'ne defnedildi. Bu az bir şey değil. Çünkü planda yok, projede yok. Kendisi Karacaahmet'e defnedilecekti. Bu demek ki işte eskilerin tabiriyle intihak, yani layık olduğu yeri buldu demek lazım bu anlamda. Evet. Yetişme tarzı itibariyle tamamıyla mütevazi bir ortam içerisinde yetişmiş. İşte annesiyle babasının zaman zaman problemleri olmuş. O problemleri kendisi yaşamış. Büyük bir sıkıntı olarak da yaşamış. Bunu kendisi hem söylerdi, bazı yerlerde de kısa cümleler halinde ifade etti. Ama altyapısını sağlam oluşturmuş. Yani dilleri, tarihi kaynaklara vukufiyeti son derece sağlam olmuş. Daha sonra da iki kere İngiltere'ye gidişinden çok sitayişle bahsedilir. Birisi galiba 1948'de, öbürüsü de 1957'de. Tarihler bir sene, iki sene önce veya sonra olabilir. Oraya gittiğinde hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu, orada işte Paul Wittek'le, Bernard Lewis'le ve diğer oradaki çok tanınmış profesörlerle seminerlere katılmış, tartışmalarda bulunmuş ve bunlardan çok istifade ettiğini söylerdi. Ama oraya gitmeden önce de İnalcık'ın hakikaten tarihin problemlerine, bizim tarihimizin meselelerine vakıf olduğu, aşina olduğu anlaşılıyor. Yazılarından, makalelerinden biz bunu görüyoruz. Evet. Daha sonra da hepimizin bildiği gibi 1972 senesinden yaklaşık 90 yılına kadar
aşağı yukarı demek 18-20 sene Chicago Üniversitesi'nde oradaki Yakın Doğu, Orta Doğu bölümünde hocalık yapmış. Bu sırada da işte pek çok talebenin yetişmesine oradaki Amerika'daki şu anda ders veren, kürsü sahibi olan kimselerin yetişmelerine vesile olmuştur. Ayrıca orada bulunduğu yıllarda işte Türk tarihiyle ilgili ciddi çalışmalar yapmış. O dönemlerde İnalcı'nın çok güzel makaleler yazdığını görüyoruz. Onların çoğu İngilizce makalelerdir. Gerek Ansiklopedi Ofis'ten bu Leyden'de çıkan ansiklopediye yazmış olduğu uzun değerli maddeler, gerekse çeşitli dergilerde Archivum Ottomanicum, JESO dediğimiz Journal of Economic and Social History of Orient'de vesaire de yazdığı güzel makaleler vardı. Capital Formation var. Türsike'ye yazmış olduğu metroloji Ottoman metroloji sistem üzerine, yani ölçüler tartılar üzerine yazdığı makaleler hep çığır aracı ama hep makale tarzında olmuştur. 90 senesinde ben Amerika'ya gitmiştim bir arşivlerde de böyle araştırmalar yapmak üzere. Hoca da Chicago'ya da gel dedi. Önce de yazdım ona da. Buraya da gel dedi. Orada böyle birkaç gün beraber olduk. Şöyle bir şey oldu. Ne var ne yok Türkiye'de? Ben okuyorum. Hep onu sorardım. Ben okuyorum. Hocam maalesef bu son 15-20 senede hep İngilizce yazıyorsunuz. Yani ben de ki ben yurt dışında doktora falan yaptım. Ben bile okuyamıyorum. Zorlanıyoruz. Türkiye'de de biraz okumakta insanlar zorlanıyor. Ne yapabiliriz falan demişti. Dedim hocam keşke bu yazdıklarınız Türkçe'ye tercüme edilse. Yani birçok tercüme edecek insanlar da var. Yapılsa arada bir 15-20 senelik kopukluk oldu falan dedim. Çok kafasına yattı herhalde ki ondan sonra hemen zaten o yıllarda dönmüştü. Muhittin Eren, bu Eren Yayıncılık, onun kitaplarına sahip çıktı. Tercümeler falan yapıldı. 4-5 tane kitap var şu anda elimde. O zaman İpşirli, Chicago'da senin hatırlatman üzerine bu Türkçe'ye çevrildi ve sana da imzalayıp gönderiyorum diye. Böyle 4-5 tane göndermiş olduğu o önemli çıkan kitaplar var. Yani böyle bir büyük küçük demeden tekliflere açık, söylenen sözü dinleyen bir anlayışı ve mütevazi bir tavırda vardı. Allah rahmet eylesin. Bazı bir iki hususu hatırlatayım. Bu döndükten sonra biz o yıllarda işte 90'lı yılların başında 83'te başladık aslında da 80'li yılların sonlarında İslam Ansiklopedisi çalışması yapılıyordu. Diyanet İslam Ansiklopedisi. Acaba hocaya da şey yapsak bazı maddeler yazar mı falan diye bir toplantıda böyle Hayrettin Karaman Hoca, rahmetli Bekir Topaloğlu, İsmail Elünsal vesaire biz ilk o şeyi teşkil eden grupta. Dedim ben kendisine bir anlatayım durumu dedim. Anlattım. Dedi ki görmeden bir şey söyleyemem. Bir oraya gidelim dedi. Dragos'taki evinden aldım hocayı. Ansiklopediye getirdim. Herkes tabii hemen rağbet ettiler falan. Dedi nereye kadar geldiniz? İşte şu anda madde tespitleri yaptık. Aşağı yukarı o son safhaya geldi. Deyince dedi ki mukata maddesi var mı dedi şeyinizde. Hemen şeyle orada dokümantasyonda çalışan arkadaşlar mukata maddesini getirdiler yani. Yazılmamış henüz madde ama bir poşet oluşturulmuş. Bazı kaynaklardan bulunmuş. Ha, iyi dedi. İltizam maddesi var mı dedi. Ekonomik tarihe çok önem verirdi malum hocam. Onu da getirdiler. Dedi ki ben açık çek veriyorum. Belki çok yeni maddeler yazamam ama daha önce yazdığım maddeleri siz tercüme edin İngilizce o maddeler. Şeyden, Ansiklopedi Ofis'ten vesaireden dedi. Onun üzerine o şeyi ben üstlendim. Yani hocamızın bu maddelerini tespit, zaten tarih kısmına bakıyorduk o zaman. Bunları yazılmaya başladı ve çok gurur duyuyordu yani böyle bir ansiklopedi çıkıyor diyerekten. Sonra 1991 senesiydi galiba, yani bir iki hatıratımı anlatayım. Çünkü onun ilmi yönünü burada kısa sürede ne anlatabiliriz ne de o şeye sığabilir. SIYAPO toplantısı vardı Türk Tarih Kurumu'nda. Bizler de Tarih Kurumu'nun o zaman üyesiyiz. Hoca zaten eskiden beri üyesi.
Dediler İnalcık Hoca seni arıyor. Hemen koştum bulunduğu odaya gittim. Buyur hocam dedim. Dedi ki ansiklopedi şu anda ne durumda? Nereye kadar geldi? Hangi maddeye kadar geldi? Nasıl durum? Bana kısa bir not ver dedi. Şunu söyledi orada. Bu batılılar dedi bizim yüzümüze güldüğüne bakma dedi. Ben de dahil bizleri küçümserler bunlar dedi. Şu ansiklopedi bizim yüz aklımız olacaktı. Bak Allah şahit söyledi sözler aynen böyleydi. Şu ansiklopedi bizim yüz aklımız olacak. Ben bununla gurur duyuyorum. Burada dedi 400 kişi vardı aşağı yukarı o şeyde kongre sırasında. Bunu yerli yabancı grubundan huzurunda anlatacağım dedi. Ben de hemen nereye geldiğimizi, hangi maddelerin yazılır vesaireleri not olarak verdim. Gerçekten orada enine boyuna anlattı. Böyle işte Türkiye'de de bunlar yapılabiliyor vesaire şeklinde. Ondan sonra da hiç desteğini esirgemeden birçok madde eseri Türkçe'ye tercüme edildi. Coşkun Hoca'nın da söylediği gibi son derece titiz idi. Mesela imtiyazat maddesi vardı onun. Çok uzun bir maddedi. Yani kapitülasyonlar biliyorsunuz Osmanlı'da ki karşılığı imtiyazat denilir. Çok esaslı bir imtiyazat madde. İlk defa yazılmıştır o madde. Onun alacağız diye ben tercümesini yaptım. Bir yerde olmuştur diyecek yerde olmamıştır demişim. Nasıl böyle şey yaptın? Mahvetmişsiniz falan. Bir yerde sadece göz yani bir zuhul eseri olarak böyle bir şey yapmışız. Satır satır okuyordu hakikaten son şeysinde. Ve ufak bir hata dahi olsa kızardı. Yani bunu nasıl yaptınız vesaire şeklinde. Bu yönüyle de çok önemliydi. Kendisi hakikaten o kadar uzun yıllar dışarıda kalmış vesaire ama o hassasiyetini ülkeye bağlılığını ve değerlerimize bağlılığını kaybetmemişti. Bir iki şeysini nakledeyim yine böyle kendisinin böyle duygulanarak anlattığı hususu. Bir seferinde İsmail Soysal da rahmetli büyükelçimiz Cezayir'de, Fransa'da, Şam'da büyükelçilik yapmış. Türk-Arap ilişkileri diye bir vakıfın kurucusuydu. Biz de o vakıfta çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bir gün böyle İstanbul Üniversitesi'nin profesörler evine, Balta Limanı'ndaki oraya gittik. Üçümüz beraberdik. Nasıl olduysa konu şeyden açıldı. Bu bir kongreden açıldı. Kongre anlattığım husus şuydu. 1900 galiba 57 veya 58 senesinde Münih'te Bizantinistler Kongresi'ne katılmış İnalcık Hoca. Orada çok tanınmış dünya çapında Bizantinistler var. O belli aralıklarda 5-6 sene arayla yapılan bir toplantı. Orada her şey normal gidiyordu. Kendisi de orada vergi sistemini, Bizans ile Osmanlı'nın vergi sistemini anlatan bir tebliğ sunduğunu. Ama sonunda bu katılan Bizantinistlerin İstanbul ile ilgili olarak ve Ayasofya ile ilgili olarak yani bir Türk'ü, bir Müslüman'ı çileden çıkaracak bir deklarasyon hazırlamışlar. İşte Ayasofya tekrar bir Bizans mabedi olacaktır vesaire bir Hristiyan mabedi olacaktır şeklinde. Ve bu diyor o tarafsız, objektif olarak tanıdığımız, bildiğimiz, kendisini öyle çarpan o oryant Bizantinistler ayakta alkışladılar dakikalarca diyor. Tüylerim diken diken oldu diyor. Ve bu adamların zihin dünyalarında nelerin olduğunu ben ilk defa çok canlı olarak orada gördüm. Ve bunların niyeti İstanbul'da bir Vatikan misali bir mahalle oluşturmak. İşte Balat şeyinde bir mahalle oluşturmak dedi. İsmail Soysal dedi ki hocam dedi kusura bakma ama hangi devirde yaşıyoruz? Bunun böyle olacak bu İstanbul'da tamamen Türkleşmiş, İslamlaşmış bir şehir falan. Dedi ki İsmail Bey öyle düşünmeyin dedi. Stalin dedi bir gecede 500 bin Kırımlıyı Kırım'dan çıkardı. Nereye gittikleri belli olmayacak şekilde yok oldu dedi. Hitler dedi sayıcı ihtilaflı olmakla birlikte belki milyona varan, belki milyona aşan Yahudileri fırsatı kollayarak yok etti dedi. Allah korusun konjonktür aleyhe dönecek olursa
bu adamların gözü kara, bunlar bunu yapmaya teşebbüs eder, yapabilirler yapamazlar ayrı, çok dikkatli olmamız gerekir dedi. Ama bunu söylerken öyle bir böyle heyecan içerisinde, bir milli hassasiyet içerisindeydi ki, yani bu hakikaten böyle. Bana bir İngiliz arkadaşım, doktora yaptığımız arkadaşım, biraz böyle milli duyguları kendi adına milli duygular olan, dedi ki biz dedi İspanya'dan Müslümanları çıkarmak için 800 sene bekledik ve sonunda çıkardık dedi. Siz dedi Osmanlı Devleti yıkılalı işte daha az zaman oldu. Biz bekleriz ve sizin gideceğiniz yer belli. Orta Asya'dır dedi. Yani böyle bir belki bunlar aklını peynir ekmekle yemiş olmayacak şeyler gibi dersin ama böyle düşünceler var. İşte görüyorsunuz şu anda olup bitenlere şey yapıyoruz. Yani İnalcık Hoca'da bu hassasiyet hakikaten ziyadesiyle var idi. Kendisi tarihimizi, Osmanlı tarihini objektif bir şekilde inceledi. Yani böyle bir körü körüne bir şey olmadı. İsmini vermeyeyim. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde çok değerli bir hocamız, Türk tarihi üzerinde çok ciddi çalışmalar yapan, biraz da felsefi yönü olan bir hocamız, tarih kurumundaki bir toplantı sırasında demiş ki İnalcık'ın da olduğu şeyde, böyle kendi aralarında sohbet ederken, yani burada önemli olan milletimizin âli menfaatleridir. Eğer gerekirse, yani milletimizin menfaati için tarihi şeyleri biraz değiştirebiliriz demiş. Buna çok yadırgamışlığını söylüyordu hoca. Yani böyle çok değerli arkadaşım bunu nasıl söyler diyordu. Yani şunu söylemek istiyorum. Objektifliğine, tarihi tarafsızlığından da fedakarlık yapmıyor. Ama zaten hep şunu söyleriz, derslerimizde de söyleriz. Bizim tarihimizin, gerek Selçuklu'nun, gerek Osmanlı'nın propagandasını yapmaya, böyle körü körüne muhafazakarlık yapıp da şöyleydi, bunlar öyleydi diye övmeye, methetmeye gerek yok. Gerçek neyse söyleyelim, tarihimizde öyle utanacağımız, borcunacağımız şeyler yok. Vardır hatalar, her milletin tarihinde olabilir. Hiçbir millet için böyle hiç hata yapmadım vardır ama terazinin bir kefesine hasenatı, öbür kefesine seyyiatı koyduğumuz zaman gerçekten bizim tarihimiz parlak bir tarihtir. Buna inancık da inanan bir insandı. Söylüyordu yani hatalı olan yerlerde söylüyordu. Eleştiriler elbette ki yapıyor idi ama objektifliğini hiçbir zaman kaybetmiyordu. Evet. Kendisi başlangıçta daha çok böyle makaleler yazdı. Çok önemli bazı konuları gündeme getirdi. Mesela 1953-54 yılında yayınlamış olduğu Sureti Defter-i Arba'nın bir dönüm noktası, bir çığır açtı. Bu bizim arşivimizde bulunan en erken defterlerden bir tanesidir. Bu defter yayınlandığı zaman yani hakkında çok şey yazıldı, çizildi, olumlu ama ayrıca da biz o dönemi hatırlamıyoruz. 54-53-54'de ne olduğunu ama şöyle diyordu, yani Batı'da büyük yankı uyandırdı bu. Niye? Çünkü bu defterde Osmanlı Devleti, Osmanlı yönetimi papazlara timar veriyor. Bazı keşişlere, rahiplere orada timar verildiği görülüyor. Ki biliyorsunuz timar, devleti çok büyük emeği geçen, hizmeti geçen askerlere, bazı bürokratlara, bazı ilim adamlarına verilir. Çeşitli isimler altında timar, Hasri Ahmet şeklinde. Osmanlı'nın orada gayrimüslim rahiplere yani papazlara timar verdiğini görüyorum. Bu bir istimalet siyaseti. Bazı soylu köklü ailelere o bölgelerde, o yörelerde oranın tanınmış Hristiyan ailelerine timar verildiğini bu defterden biz öğreniyoruz. Büyük yankı uyandırdı. Fatih üzerine tetkikleri kitabında çok önemli şeyleri dile getirdi hoca. Bundan ilk, geçen seneydi, evvelki seneydi pardon, henüz daha rahmetli olmamıştı hoca ama gelemedi. Bursa'da bir Halil İnalcık toplantısı olmuştu. Orada tebliğler sunduk. Ben de tebliğ olaraktan çok yani hemen hemen bütün yazılarını okudum ama çarpıcı olması bakımından Ansiklopedi of İslam'da yazdığı bu istimal imtiyazat maddesini bir de gerçekten müstesna bir maddedir.
Milli Eğitim Bakanlığı ansiklopedisindeki Reisül Kitap maddesini, orada bir tahlilini yapmaya çalıştım. Her maddesi böyleydi. Kendisi kurumlar üzerine daha çok, sosyal ve ekonomik kurumlar üzerine çalıştı ama hiçbir kurumu böyle pat diye Osmanlı'dan başlatmaz. Bizim en büyük kusurlarımızdan birisi bu. Bir konuyu çalışırken bunun sanki hiç öncesi yokmuş gibi hemen Osmanlı'dan bir yerden başlatırız. İnanacağım hiçbir yazısı böyle değildir. Onu işte Emevi'den, Abbasi'den, Selçuklu'dan, Bizans'tan hatta Sasani'den, Orta Doğu devlet geleneği adı altında mutlaka oralardan bir referansları bulur. Mesela bu Reisül Kütüphane maddesinde yani İslam bürokrasisinin o 4-5 sayfa içerisinde giriş kısmında nasıl özetliyor? Eskilerin tabiriyle tam bir şehli mümteni. O teressül kitaplarını, o bürokrasiyle ilgili Sufül Aşağı'daki bazı temel görüşleri o ufacık 10 sayfalık yazının içerisine sığdırabiliyor. Bu bir kabiliyet meselesi. Ama bu kurumların Osmanlı öncesindeki izlerini tespit konusunda hanımına Şevkiye İnalca her zaman minnet borçlu olduğunu söyledi. Malum Şevkiye Hanım da Ankara Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı profesörüydü. Onun da bazı makaleleri, çalışmaları var. Hep ama daha çok kendisine yazmaktan ziyade hocaya hizmette bulunmuş. Yani onun o kurumlarla ilgili çalışmalarında tercümeler yapmış. Onu hep rahmetle anardı. Şevkiye olmasa ben bu çalışmaları yapamazdım dedi. Kadir Şinas bir insandı hakikaten. Bakın bunca çalışma yapmış, böyle başkalarının emeğine konmadı İnalcık Hoca. Ne yaptıysa kendi böyle didinerek, kendi gayret göstererek yaptı. Bütün çalışmaları kendi sesinden, A'sından Z'sine kendi çalışmalarıyla ortaya koydu. Kadir Şinaslı'na da bir örnek vereyim yani hanımına elbette ki teşekkür ediyor ama ben uzun çalışmanın üzerinde bir iki çalışma yaptım böyle tarih grubunda falan tebliğler falan vermiş. Daha sonra yayınlandı. Uzun çarşıyla ilgili bazı kafamda şeyler vardı, problemler vardı. Yani uzun çarşının bu çalışmaları acaba mesela 50 sene sonra ne olur? Veya bu çalışmalar ne ölçüde tarihciliğimize yön vermiştir şeklinde. İnalcık Hoca'ya da sordum. Hocam uzun çarşılığı için bazıları yaptığı hammaliyedir vesaire diyor deyince çok üzüldü. Dedi ki eğer uzun çarşılığı olmasaydı Mehmet biz bu seviyeyi, ben bu seviyeye gelemezdim dedi. Ne zaman bir çalışma yapacak olsak önce uzun çarşılığının acaba ne yazmış hoca diye açıyor bakıyoruz. Sonra onun üzerine bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Yenilerini yazıyoruz diye. Yani böyle bir Kadir Şinaslığı da söz konusuydu.